Hukuk ve İslamiyet birbirinden ayrılmaz. Şimdi bizi şaşırtmak için, gençlerimizi adaleti sürüklemek için ne oyunlar yapıyor? Demiyor evet. Biz evvela Türk'lüyüz, sonra mı Müslümanız? Yoksa evvela Müslüman, sonra mı Türk'lüyüz? Allah kahretsin. Ne demek ya? Hem Türk hem Müslümanız. Evvelası sonrası yok ki. Artık insanlar kanun ve davranmıyor Müslüman. Ruhlar yaratılırken Müslümanlar da yaratılmıştı Allah'tan. Türk'lük de Müslümanlık ayrılmaz mı? İç içedir. Ben buna Osmanlıca bir tabir de söylüyorum. Tevhemdir. Tevhem demek yani birbirinden ayrılması mümkün olmayan, kaynaşmış iki şey demek. İslamiyet'te Türk'lük de böyle. Milliyetçiliğimiz sadece Türkiye'de yaşayan Kürtlerimin yoksa Türkiye dışındaki Kürtler hakkında evet milliyetçiliğimiz dünyanın neresinde Türk varsa her Kürtle ilgilenmek, her Kürt'e karşı sevgi beslemeye dayanır. Türkiye dışındaki Kürtlerin de iyi olması için, onların da haklarının korunması için elden gelen yardımın yapılmasını öngörür. Yalnız Türkiye dışındaki Kürtlerle ilgilenmede, onlara yardım etmede bir ön şart koyun. Hatırlıyor musunuz? Dün söyledik onu. Ne bir ön şart? Evet. Türkiye dışındaki Kürtlerle ilişkimiz, onlara yardımımız, onlarla işbirliğimiz Türkiye'ye zarar vermemek şartıyla, Türkiye'yi tehlikeye sokmamak şartıyla olacak. Yine size dedim, Cenab-ı Hakk'ın insanlara hürmettiği en büyük hediye akıldır. Akıllı olacak. Aklımızı kullanacağız. Müslüman, harp ve tenis hassası olan insan demektir. Uzağa gören insan demektir.